Şimdi geldik bu ikinci gruba, yani dinleyicinin etkin katılımı, dinleyicinin doğrudan doğruya o müzikal üretim içinde belirli bir rol sahibi olduğu, etkin bir aktör olarak katıldığı yapıtlara. Burada karşımıza çok önemli bir yapıt çıkıyor, son derece önemli bir yapıt. İlk grupta önce akustik çalgılardan oluşan ses ortamı. Buradaki ilk dinleyeceğimiz neredeyse mekansal müzik tarihinde kırılma noktasını oluşturan devrim niteliğindeki bir yapıt. Stockhausen'un Gruppen 1955-1957 arasında yazdı ve 1957'de bestelenmiş. Herhalde 20. yüzyılımızın en önemli yapıtlarından biri. Ne yapıyor Stockhausen? Stockhausen 3 tane orkestrayı, birisinde 37 icracı var, diğerinde 36, öbüründe 36. 3 tane orkestrayı dinleyicinin çevresine atnalı oluşturacak şekilde yerleştiriyor. Ve her birine ayrı bir şef veriyor. Şefler açısından da çok zor, icrası son derece zor bir yapı. Müthiş bir şey gerekiyor, zamanlama. Üç şefin birbiriyle olan organizasyonu çok önemli. Aynı zamanda tabii ki kendi orkestranın yönetmesi. Böylece ses dinleyicinin çevresinde dolaşma imkanı sahip oluyor. Farklı noktalardan devreye kontrapuntal yapılar oluşturuyor vesaire vesaire. Bunun ilk seslendirmesi, bakın az önce konuşmanın başında söylemiştim. Bunun ilk seslendirmesi öncesi provalarından bir görüntü. Ne yapsınlar? Mecburen koltukların üzerinde işte bir geleneksel konser salonunda bir yandan sahneyi kullanıp ama bir yandan da koltukların üzerine yükseltiler yerleştirerek yapmak zorunda kalmışlar. Ama tabii aslında normal olarak dinleyicinin bu yöne bakması lazım, şeye göre, yapıya göre, çok doğal olarak. Ama ne yazık ki burada tabii dinleyici yana bakıyor zorunlu. Yani aslında bu müzik, ama bu müziğin daha sonraki seslendirmelerinde birkaç seslendirmesi daha yapılmış bu müziğin yakın dönemlerde. Büyük terk edilmiş fabrika mekanları, büyük mekanlar kullanılarak Stockhausen'un amaçladığı mekansal kurgu düzenlenebilmiş, gerçekleştirilebilmiş. Evet, şimdi buna biraz kulak verelim. Stockhausen daha sonra hemen bu yapının ardından bu ana konsepti daha da ileri götürüyor. Bu kez 4 ayrı şefin yönettiği, 4 ayrı orkestranın yer aldığı kare başlıklı yapıtını gerçekleştiriyor. Dinleyicileri ortaya yerleştiriyor. Hepsini merkeze bakacak şekilde oturtuyor. Bunu dinletmeyeceğim ama oldukça zaten aslında mekana çağıran müzikler başlığını koymamın nedeni oydu. Aslında bütün bu müziklerin hepsi ister istemez o mekan içinde dinlemeyi de zorunlu kılan müzikler. Dinleyiciyi yani sadece oturup kendi odanızda keyifli bir şekilde radyodan müzik dinlemeyin. Gelin o mekanın içinde. Siz de etkin bir aktör olarak müzik üretiminin içinde yer alın diyen müzikler bunlar. Evet. Xenakis. Çok önemli bir figür. Şimdi Xenakis'in sadece akustik, burada ilk grupta anımsayacaksınız sadece akustik çalgı ortamıydı. Akustik çalgı ortamı için yazdığı 1965-66 tarihli bir mekansal çalışması var. Oldukça ilginç bir çalışma bu. Teletektor. Burada dinleyicinin ortasına, dinleyicinin arasına bütün çalgıları yerleştiriyor. Aslında ilk başta Xenakis'in düşündüğü dinleyicilerin hareket de etmesi. Yani Durs burada bunun elinden çıkan eskizde aslında tanımladığı şey sürekli devinen, hareket eden dinleyiciler. Bunlar ise çeşitli çalgılar. Ama bu şekilde hiç icra edildiğini ben bilmiyorum. Sonuç olarak herhalde o pek kolay bir şey değil. Yani düşün, etrafı devamlı dolaşan insanlardan pek hayata geçmesi zor. Sonunda şöyle bir, işte bu da onun şemaya geçirilmiş olan hali. Ama en sonunda bu yapıtın çeşitli seslendirmelerinde
yine orkestra dinleyicinin arasında oturuyor ama dinleyici de oturuyor. Yani bir yandan oturan dinleyiciler var, bir yandan da ortada da bir şef, bir yandan da onların arasında olan çalgıcılar var. Tabii mesela burada yani bir problemli bir durum da var şu fotoğrafta, bu icralardan biri. İlk icralarından biri TRT Kutu'nun. Ama bence çok problemli bir durum var. Yani şimdi şuraları dinleyici niye alıyorsunuz? Çünkü bu yapıtı, bu müziğin yapısı bunu gerektiriyor. Eğer bu dinleyici için bu yapı var, bu bir seyir. Dinleyiciyle, dinleyiciyle icracının mekansal birlikteliği orada bir gösteri ya da bir fantezi değil ki. O müzikal yapının, ortaya çıkacak olan müzikal yapının zorunlu bir parçası. Siz buraya, dışarıya sanki o şey seyreder gibi, gösteri seyreder gibi insanları alırsanız müziğin özünden de uzaklaşmış olursunuz. Ama daha sonraki bir başka icrada bu hataya düşünmemiş. Mesela burada hiç başka değil, bütün dinleyiciler şeylerle birlikte, enstrümantistlerle birlikte, burada da yani balkonlara dinleyici alabilirler de almamışlar. Daha ilginci var, bir başka icra var. Burada dinleyicilerin rahatını bayağı düşünmüşler galiba. Dinleyicileri şezlonglara oturtmuşlar. Bu da TRT Kutu'nun ilginç icralarından biri. Biraz her ne kadar bu tabii yine şeye yansımayacaksa da bunun müziğin yapısı kayda yansıması son derece zor, hatta imkansız. Ama ben en azından nasıl bir ses dünyası oluşturduğunu size göstermek için kısa bir parçasını dinletmek istiyorum. Çok önemli yapıtlardan biri Gesamtbildungsmusik, bu Karlheinz Stockhausen'un oldukça mekansal müzik içinde de, sadece mekansal, bütün Stockhausen'un üretimi içinde oldukça önemli bir yeri vardır. Bu yapıtla ilgili de biraz size bilgi vermek isterim. Evet, bu 1955-56 sesin mekan içinde hareket etmesini öngören bir çalışması yine Stockhausen'un. Beş tane hoparlör grubu hem dinleyicinin üzerinde hem de çevresinde yer alıyor. Aslında onu sanıyorum şimdi dinleyeceğimiz icraya da kayda da yansıdığını görüyoruz.